Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Kılsız Joe'ya hoş geldiniz. Kilsiz mi? Okey. Kilsiz Joe. Kılsız Joe'ya hoş geldiniz değerli dostlarım. Bu hocam, benim isim Kılsız Joe. Çok normal bir isim olduğunu söyleyemeyeceğim ama evet, haklısın yani. Ve Kılsız Joe az çok böyle görünen bir arkadaş olacak. Kılsız Joe aslında o kadar da kılsız değil. Sadece şuradaki çenesinde biraz kıl yok. Sakalın o kısmı boş. O yüzden kılsız diyorlar. Kılsız Joe bayağı kıllı birisi. Bayağı kıl olacağınız birisi. Hocam çok yakınız. Senin öpesim geldi. Ve Kılsız Joe az çok böyle birisi olacak. Çok güçlü, çok kuvvetli, çok dayanıklı, şansı çok yüksek birisi ama tam bir gerizekalı ve çok kötü görünüyor. Karizması berbat, insanlarla konuşamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Biraz çevik, biraz şey olabilir, algısı da biraz işte hani biraz çok da göremiyor ama öyle bir şekilde idare ediyor. Kılsız Joe böyle birisi olacak. Sorry son, I fixed up your head as best I knew how. Biz tam bir ayıyız. Kılsız Joe tam bir ayı. Hatta Kılsız Joe'nun ayılarla kapıştığı halk tarafından biliniyor. Kılsız Joe öyle bir adam. Bu adam böyle bir adam. Yabanda yaşıyor. Medeniyet algısı yok. İnsanlarla konuşmayı bilmiyor. Ticaret yapamıyor. Kılsız Joe sadece yemeyi biliyor ve sadece öldürmeyi biliyor. O da ayılarla kapıştığı için. Kılsız Joe'nun bilimle o kadar bir alakası yok ki. Adam dağda ormanda yaşıyor normalde, anladınız mı? Rastgele buraya düşmüş bu şekilde. Enerji silahlarını bilmiyor. Adam silah kullanmamış hayatında. Enerjinin ne olduğunu bile bilmiyor. Hitabet, adam konuşmuyor. Ağaçlarla falan konuşuyor en fazla. Adam en fazla ne yapıyor biliyor musunuz? Bir köpek, bir kurt kendisine havlarsa bu da onları havlıyor. Kilit, adam kapıyı nasıl kilitleyeceğini bilmiyor ki kilit açmayı. Hani kapıyı kilitlemeyi bilmiyordu. Hiç kilitli kapı şey yapmamış. En fazla kapının kolunu oradaki başka bir şeyi falan bağlıyordur. Kesinlikle patlayan bir insan ama patlayıcılarla nasıl uğraşacağını bilmiyor. Dediğim gibi silahları da bilmiyor. Silahsız dövüşü çok iyi biliyor. Var ya, o ayıları nasıl dövdü, nasıl şey yaptı. Sinsilik, yani çok da sinsi biri olduğu söylemez. Herif çok şey değil yani, o kadar hassas birisi değil. Tamir etmeyi biliyor ama bozmayı iyi biliyor. Ticaret ne? Ticaret ne demek? Tıp. En fazla yarısını yalar. Bu kadar yani. Kılsız Joe en fazla bunu yapar. Ve yakın saldırı silahları. Evet. Balta malta falan kullanırız. Bir şeyler yaparız. Hocam ben böyle pis, berbat bir insanım. İşte böyle bir insanı medeniyetin üzerine salıyorsun şu an. Haberin olsun. Bunun sonuçları çok ağır olacak. Çok ağır olacak. Tamam. Hardcore moduna ulaştık. Harika. Artık bunlar ağırlık yapacak. Ama sıkıntı yok. Çünkü hayvan gibi güçlüyüz. Hani literally hayvan gibi güçlüyüz. Çünkü Kılsız Joe'nun hayvandan bir farkı yok. Ay, gözlerim gitti. Ah. Okey, şimdi olay bu. Öldüğüm zaman öleceğim. Öldüğüm zaman video burada bitecek. Onun dışında sadece melee ve elimi kullanacağım. Yani insanları tokatlayacağım, döveceğim falan filan. İhtiyar, selam. Bana saldıranlar varmış. Kim onlar? Watch out. The man's got cold eyes like a snake. Can't be trusted, I'd say. Yılanları yiyorum ben. Ben yılanları kahvaltıda falan yiyorum. Güzel oluyor bayağı. Sana tavsiye ederim. Prime mi gitmem gerekiyor? Nereden biliyorum ki Prime gideceğimi? Prime gitmem gerekiyormuş. Sure can. Take the road southeast out of town till it hits the freeway. Prime is the town with the roller coaster straight south. Can't miss it. Ha! Oh, işte bu. İş. İşte Kılsız Joe böyle birisi. Okey, burası yol. Aha. Aha, prim şurası olmalı. Prim şurası olmalı. Biz de oraya gidip şey yaparız. Aa, şurada elemanlar var. Bakalım ne diyecekler bize. Bakalım bize saldıran insanlar hakkında bir şey biliyorlar mı? Selam. Wow wow. Siz bana buraya patlayıcı mı kurdunuz? Ben bu patlayıcıyı yanımda bırakmam. Doğrarım. Doğrarım. Gözlüklü şapka mı? Bunu giyerim ha. Herkes korksun Kılsız Joe'dan. Wow 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 wow. Orada bir böcek mi görüyorum? Orada bir böcek görüyorum ben. Gel bakayım sen buraya. Oyo, başka bir şey de görüyorum. Kertenkele, bu yılan daha şey göründü ha. Of, kertenkele eti. Bunu nasıl yerim var ya.
Ye gitsin. Oh, hiç şey yapma. Aha geldim Prim'e. Şurası Prim. Alo. Var mı kimse burada? Ahali. Burada kimse yok sanırım. Selam hocam. Ne yapıyorsun? Wow. Yapma lan. Yapma. Doğrarım. Kareli ceket giymiş bir herif birkaç haydutla birlikte geldi. Well, now that you mentioned it, a few nights back, one of the townies was out scavenging for supplies. O adamlardan beni vurdu. O adamı şey yapacağım ben. Biraz sinirliyim şu an. Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on them, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. Ama orada birisini gördüm. Merhaba. Wow. Sen neden hep hemen artış ediyorsun ya? Merhaba. Wow. Böyle yapmayın ama ya. Böyle oluyor mu? Ya siz neden böyle yapıyorsunuz ha? Sen bir uzak dur benden. Sen bir uzak dur benden. Ha, işte böyle hallederim adamı. Merhaba, seninle konuşmam gerekiyormuş. I don't suppose you came here to rescue me. I'd cross my fingers, but my hands are numb. Sen Beagle olmalısın. Why, yes I am. It's a pleasure to meet you. I'm in a bit of a predicament here. I'd be most appreciative if you'd set me free. Tamam, hadi seni serbest bırakayım. Oh, that's just marvelous. I think I'll be making my way outside now. The air is a little close in here. Bu kadar da şey olma lan. Hadi çıkalım işte dışarıya. Evet hocam, nerede bu adam? That was quite an adventure. We taught those convicts a thing or two, didn't we? Hayır, ben onları kestim. Not to diminish your role in it, of course. Çok parlak görünüyorsun bu arada. Problem is, there's still no law in Prim. What are we to do the next time ruffians menace us and hold us hostage? Sen edebilirsin. Oh no. I'm just a deputy and I can't be a deputy without a sheriff. It's called chain of command. Tamam, artık terfi ettin. Benim vaktim yok. Ben gidiyorum. I know what it's like to have a busy schedule, but surely you can squeeze this in. If you run across someone who's bearing experience and scream sheriff, simply tell him or her about Prim's predicament. That's all it takes. Az önce sana sorduğum adamı söyleyeceksin şimdi bana. Ah yes. My memory is much clearer now that I'm free from my bondage. I was performing recon, gathering information on some of the powder gangers, when some great cons arrived with your friend in the suit. They were talking about some delivery they took from a courier. I assumed that was you. They said they'd be heading through Nipton to Novak to meet a contact there. O zaman önce Nipton'a, sonra Novak'a gideceğiz. Bu heriflerin peşine düşeceğim ve intikamımı alacağım. Hocam elinde bir sürü mal var. Ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Sadece satacağım. Hepsini sat. Sincap içerim. Kaktüs diyelim bak. Böcekleri diyelim. Bence gayet güzel bir ticaret yaptık burada. Hadi bakayım yollara. Neptuna ve bütün heybetiyle Kılsız Joe son süratle maceralarına devam ediyordu. Bunlar ne? Ne oluyor orada? Hocam merhaba, ne yapıyorsunuz burada? Benimle böyle konuşamazsın. Elimde bu palayla seni doğrarım ben. Seni doğrarım. Seni yerim bir de. Wow. Seni. Al bakayım. Kılsız Joe dağlarda yaşadığı zaman boyunca tamamen avladığı hayvanlarla beslendi. O yüzden avcıyı kesinlikle alacağız. Kılsız Joe'ya bir avcı diyebiliriz. Vay. İşte böyle hakları merkezi. Tamamdır, artık yola devam edebiliriz. Orasıymış, burasıymış, şurasıymış. Böyle şeyler Kılsız Joe'nun ilgisini çekmiyor. Kılsız Joe'nun o basit, ilkel
maymun ayı kafasında çok belirli bir hedef var. Kendisini vuran adamı bulmak. Bu kadar. Oo. Bakın işte hayvanlar bile kılsızca odan kaçıyor. Keşke zararlı bir şey yeseydik ama. Sen bana mı saldırıyorsun? Ha? Hiç acımam ha. Etini de alırım çünkü yerim. Wow. Hepinizi doğrarım oğlum. Hepinizi avlarım, doğrarım. Sürünüzü tüketirim. Karınca eti, onda ya. Oh. İşte böyle avladığım hayvanları da yerim. Seve seve yerim. Keşke kuşlar da yiyebilsek ama olmuyor. Ya siz beni vurmaktan hiç vazgeçmeyecek misiniz bre insanlar ha? Bir bırakın ya o. Sen bir şey yapsana ya bir normalleşsenize ya. İlle de hepinizi doğuracak mıyım yani bu mudur? Öldürürüm sıkıntı değil. Köpek biftek oh çok iyi gider ha. Kılsız Joe şu an neler düşünüyor acaba? Bunu açacak zekam ve yeteneğim yok. Oh şöyle 12 saat 13 saat bir uyuyayım. Kendime geleyim. Dinlendik bir kendimize geldik. Çok da bilmiyoruz yani şu an yaralarımızı yalıyoruz resmen. Hafif bir başı da dönüyor Kılsız Joe'nun. Olmayan beyni bir sarsıldı yani şu an. Buraya gelmemiz gerekiyordu bakalım ne oldu. Geldim. Wow. Wow çok vahşi. Wow. Çok vahşi. Merhaba. Aa sen de kafana. Don't worry. I won't have you lashed to a cross like the rest of these degenerates. It's useful that you happen by. I want you to witness the fate of the town of Nipton, to memorize every detail. And then when you move on, I want you to teach everyone you meet the lesson that Kaisar's legion taught here, especially any NCR troops you run. Kafandaki köpek güzelmiş ya. Onu tam yapayım. Tamam. Bütün bunlar Kılsız Jor'un o kadar umurunda değil ki. İyi, ben de gidiyorum o zaman. Kılsız Jor'un ya başı dönüyor. Kılsız Jor bir dağ adamı ve Kılsız Jor dağlardan ilerleyecek. Öyle yolları sevmiyor Kılsız Joe. Sen öleceksin. Senden güzel et olur ha. Sen oh çıtır çıtır yerim seni. Hayır zehir üzütü geldi. Zehiri içmeyeyim. Üstünde çok et yokmuş. Pek beslenmemiş. Ya sen de mi kardeşim? Hemen öldü. Hemen öldü. Oh. Şu heriflerden bir kurtulamadık ya. Sürekli saldırıyorlar. Ya hayır. 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 Neyse onları da hallettik ama yani. Şuna bak. Bunlar hep Kılsız Joe'nun kanı. Bakalım neler yapabiliriz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Kılsız Joe nedense yemek yapmayı bilmiyor. Sanırım her şeyi çiğ yiyor. Ya dümdüz ısıtıyor ya da çiğ yiyor. Ulan neden bunları yemiyorum ki? Şunlar ta şey mi ya? Şuradakiler ta şey mi acaba? Nipton'daki herifler mi? Kılsız Joe'nun başının sakatlanması ve sürekli başının dönmesi bir, o kadar önemli bir olay değil. Çünkü başıyla yaptığı çok fazla bir şey yok. Bu oyunda... Bu oyunda gerizekalıları oynamaya bayılıyorum. İç. Kendine gel be. Bir kendine gel. Kılsız Joe'sun sen. Hah. Şöyle bir 12 saat uyuyalım. Kılsız Joe kendine gelsin. Çok fazla hasar aldı. Çok fazla şey aldı. Bir kendisine gelsin. Kılsız Joe'nun başı yine dönüyor. Kılsız Joe'nun başı yine dönüyor. Senin şapkan çok güzelmiş ya. Senin bıyığın da çok güzelmiş. Bunu pek görmemiştim daha önce. Şu askerlerin sürekli nöbet tuttuğunu biliyordum. Şuradan
buraları gezdiğini biliyordum. Şu an o kelimeyi hatırlayamadım. Tüccarlarla beraber hareket ettiklerini hiç görmemiştim. Aa yok, bu sadece böyle rast gelmiş. Tamam. Ehe. Şu bacağı alıp yiyebilir miyim acaba? Karnım çok acıktığında belki ısıtıp yerim. Ooo, şuradaki büyük kertenkele Kılsız Joe'nun çok hoşuna gitti. Belki gidip onu yiyebilir ha? Bu Kılsız Joe'ya çok çekici bir fikir gibi geldi. Bu aynı zamanda Kılsız Joe'nun çok nadiren sahip olduğu fikirlerden biridir. Genel fikir kavramı olarak. Kılsız Joe şu an içinde bulunduğu durumdan pek korkmuyor da değil yani. Kocaman bir kertenkelenin ağzında duruyor. Belki kertenkele tarafından yenilecek. Böyle bir adamı arıyorum. Buradan geçtiği söylendi. Görülecek bir hesabım var. Adamı yiyeceğim. Seni şu an kesinlikle göremiyorum. Seni çok iyi duyamıyorum da. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Kasabanızla ilgilenmiyorum. Ben sadece şey yapacağım. Bence ya hallettik. Bence tamamız. Şimdi şurada bir mesaj var. Bir şeyler yazıyor ama Kılsız Joe bunu okumayı bilmiyor. O yüzden burada neler yazdığını da anlayamıyor. Ama birisine okuttu ve Kaya Kent'e doğru gidiyor şu an. Kendisini vuran insanların orada olduğunu öğrendi. O yüzden şimdi gidip onlardan intikam alacak. Küçük bir hatırlatma. Şu an gerizekalı bir adamı oynuyoruz. Hayatta hiçbir şeyden anlayamayan bir harifi oynuyoruz. Sen kimsin? Orada yine insanlar var. Umarım yine bana saldırmazlar. Ooo, Kılsız Joe'nun yine başı dönüyor. Yine başı dönüyor. Wow 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 wow. Bir durun ya, bir durun ya. Çöl hiç dağ gibi değilmiş. Kılsız Joe bunu anladı. Sakin ol Joe, sakin ol Joe. Ne? Ben bunu pişirebiliyor muyum? Aa, sunset sarsa peri de yaptım kendime. Hiç. Oo, daha fazla yiyecek, harika. Harika, bu Joe'nun çok hoşuna gitti. Yabandan hareket etmek Joe için bir şey değil. Ne oluyor? Aa, senden iyi şeyler çıkar ha. Oh, aha bir tane daha geliyor. Gel, 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 gel. Ha, sen onun şeyisin. Siz nereden çıkıyorsunuz ya? Ama iyi, iyi. Çıkın. Sizin etinizi yerim ben. Geliyor. Başka gelen var mı? Var sende. Ha yok. Yok, senden de et çıkmadı. Et çıkmıyor sizden be. Oho, sizden hiç et çıkmadı ya. Böyle bir yere geldik. Hadi bakalım. Girelim, belki içeride birileri vardır. Bilmiyorum. Belki bana yiyecek bir şeyler verirler. A customer. Not many people come into Boulder City these days. Şu anda da bir insanın uğradığını söyleyemeyiz zaten. Sen bana yemek varsa yemeği ver. Oh, iyi yemek aldık ha. Bu bir sütlar bayağı. Görüşürüz. Senin de bıyıkların iyiymiş. We've got a situation with some great cons right now. The brass of McCarran has ordered me to lock down the ruins until it's been resolved. Benim burada işim var ama ya, büyük kanlarla ilgili işim var. Novak when he came under fire from the great cons. They radioed for reinforcements, but instead of waiting for us, they chased the cons into the ruins where they were caught in a crossfire. No deaths, but not all the squad got out. The cons have private Ackerman and private Gilbert as hostages. Rehinelerini yapacaksınız. Tamam, içeri girelim. İçeri girer sızarım diyorum ama yani. Büyük ihtimalle yine herkes doğuracağım. Ne oluyor ya?
Yine doğruya doğruya gidiyoruz herkese. Bari biraz bir şeyler yiyelim de kendimize gelelim. Bana saldırırsanız ben de size saldırırım. Gidin bakalım, hadi özgür olun. Çünkü doğradım diğerlerini. Hadi içeri dalıyoruz. Seni hatırlıyorum oğlum, sen... Aha, öyle düşersin işte. Yıllarca dağlardan, medeniyetten, insandan uzak kalınca Kılsız Joe insanlığını da yavaş yavaş kaybetti. Ve gerekli durumlarda hayatta kalması için ne zorunlu ise onu yaptı ve bazı alternatif beslenme türleri keşfetti. Yeri gelince bu alternatif beslenme türleri de kendini tabii ki gösterecek. Bakalım bu heriflerin üzerinden ne aldık? Şimdi ben bu heriflerden üzerinden aldığım bir kağıtta yine bir yazı gördüm. Şey falan filan gördüm. Tabii yine bu yazıyı okuyamadım ama büyük kanları öldürdüğüm için buradaki subaylardan birine okuttum. Okutabildim. Askerlerden birini okutabildim. Ve onlar da bana okudular. Ve öğrendim ki Nüvvegas denen bir şehirde başka bir sürü daha varmış. İnsan sürüsü daha varmış. Ve büyük kağanlarla iş yapmışlar. Aslında onlar sorumluymuş burada. Ben de oraya gideceğim. Yani sen tüccar gibi duruyorsun. Fancy meeting you here, friend. Beni takip mi ediyorsun robot? Seni uyandığım kasabada da görmüştüm. Ben cahilim, bilmiyorum bunları. Buraya nasıl geldin? Gördün mü orada neler olduğunu? Hepsini doğuracağım. Önüme çıkan herkesi doğuracağım. Sen zengin bir... Good to see a friendly face. I almost took you for a raider, I did. Name's Malcolm. Malcolm Holmes. Don't suppose you'd care to trade. I'm missing a few essentials and... Ticaret yaparız ama. Mine just ain't in my nature. I'll tell it to you straight. I've been following you for a good bit now. Beni takip edersen seni öldürürüm. Okay. You're a dangerous sort. I get that. But I have some information I think you'll find useful which made me follow you for a spell. Saçma bir şeye benziyor. Ben gidiyorum. Beni takip etme. Daha ölmedik ha. Çok ilginç. Wow, neler oluyor? Robota birileri saldırıyor. Oo, köpek. Etini yerim ha. Köpeklerin etini yerim. Güzel olur. Oo, evet. Harika. Harika. Yiyecek daha fazla şeyler var. Süper. Bu Joe'nun çok hoşuna gitti. Kılsız Joe bayıldı bu fikirlere. Sanırım sanırım şehir dedikleri şey şuradaki parlak yer. Ben de oraya doğru gideyim. Parlak şeyler ilgimi çekmiyor değil. Bir şey var burada, ne var? Et var. Döner zamanı. Ho. Bugün karnımız iyi doyacak. Daha fazla et. Wow, burada bunların sayıları biraz fazlaymış. Ama hepsini doğrarım. Hepsini doğrarım. İyice sakatlandık. İyice sakatlandık.
Ve Kılsız Joe o kadar düşmanın, şerefsizin, serserinin hakkından geldikten sonra eti peşinde koştuğu hayvanlar tarafından öldürüldü. Hayatı boyunca sadece et peşinde koşan, dağlarda sadece et için yaşayan bir et yığını için gayet uygun bir sondu. Ve dostlarım, izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bu Kılsız Joe'nun öyküsüydü. Kılsız Joe da böyle bir karakterdi. Hatta dur, eski şeyini giyebiliyor muyuz? Var mı o hala? Yok. Sıkıntı değil. Kılsız Joe da böyle bir herif. Kılsız Joe da böyle bir hayvan ötesi birisi. Bu böyle tek atımlık bir videoydu. Neyse, böyle tek atımlık bir video yapmak istedim. Tek canlı Kılsız Joe. Öyle. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Videodan keyif aldıysanız beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklemek için hemen aşağıdaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Üye olmak için ona tıklayabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.